Çünkü Faruk Hoca'yı tanımıyorlar. Ben birkaç olay anlatacağım size. Hatta böyle geçmişten kronolojik olarak gidelim. Bu Faruk Koca Ankaragücü başkanı olmadan önce Ankaragücü'nde de yöneticiydi. Eskiden de yönetimde bulunan bir isim. Ama parası bunun parası var. Yani kulübe başkan olmasa bile o başkanlık yapıyor gibi biriydi. Neyse geçen sene hatırlıyorsunuz Ömer Erdoğan Ankaragücü'ndeydi ve Ömer Erdoğan'la bir yerden sonra yollar ayrıldı biliyorsunuzdur. Peki mesela neden ayrıldı? Ömer Erdoğan neden istifa etti? Çoğu kişi bilmez. Ankaragücü başkanı bir maçtan tribünde Ömer Erdoğan, Ankaragücü teknik direktörüne ana avrat küfür ediyor. Ya bunu herkes duyuyor. Hoca da duyuyor. Kendi teknik direktörüne küfür edebilen bir insan. Kontrollü olan bir insan değil. Böyle bir. Daha önce de Hikmet Hoca olayı da hani bugün gündeme geldiği için anlatacağım. Şimdi Faruk Koca tabii şu anda kulüpte çalışan başka menajerlerle falan beraber çalışıyor. Transferler yapıyor. İşte getirdiği bazı oyuncuları Hikmet Karaman oynatmıyor. Çünkü kötü topçular. Mesela Geraldo diye bir topçu vardı. Ümraniye'de falan da oynadı daha sonra. O Ankaragücü'nde daha iyi topçular. İşte Lobianizzi'yi oynatıyor. Geraldo'yu oynatmıyor. Sen niye işte bu oyuncuyu oynatmadın? Ben onu kendi getirdiği için kulübe yönetici olduğu için. Sen benim oyuncuları oynatmıyorsun falan deyip burada kavga ediyor ve üstüne yürüyor araya. İnsanlar giriyor, futbolcularla da kavga ediyor, futbolcuları da sataşıyor, futbolcularla da dövüşüyor, onlara da saldırıyor. Konya maçı sonrası. Ankaragücü Konya maçı sonrası. Bunu yazan gazeteciler de var zaten. Bu adama niye kimse bir şey yapmıyor? Arkası güçlü. Kimse niye açıklama yapmıyor? Arkası sağlam, kimse bir şey demiyor ki. Zaten bunlar seçimle falan gelmiyor. Nasıl geldikleri belli. Anadolu kulüplerinde nasıl başkan oldukları belli. Bunların amacı ne? İşte böyle insanlar. Yani ben sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum psikolojik hani. Psikolojik açıdan belki de gerçekten rahatsız biridir. Yani böyle yapan biri normal olamaz zaten. Tabii ya, bir de başkan seviyesinde birisinin değil mi? Onu yapmaması lazım. Ne normali bro? Bu bir kulübün içine etmek yani. Kulüp burada Ankaragücü'nü de kötü duruma sokuyor yani. Tabii abi ya, bak şu anda Marka gazetesi manşet geçmiş. Aynen. Türkiye bilmem bir şeyler bir şeyler demiş. BBC'ye bakayım. Yani onlar da geçerler büyük. Mail onlar da geçmiş. Tabii bu, çünkü bu türlü haberin alıcısı çok vardı dünyada. Şimdi sen Türkiye hani marka değerini arttıracağız. Suudi Arabistan'da ne bileyim Ya Avrupa şampiyonası alınsın diyorlarmış şimdi. işte. Yani sen abi olan yani bilmiyorum marka değeri var mıydı, çok da emin değilim ama hani o marka değeri gitti yani artık. Senin liginde millet şimdi marka değerini sana nasıl zarar var? Çoğu insan belki şimdi anlayamayabilir bu konuyu ama yarın öbürsü gün Fred gibi, ne bileyim Hakim Ziyech gibi böyle yıldızlara talip olduğunda adamlar bir kez düşünecekler. Yani diyecekler kardeşim yani bu lig boktan bir lig. Hakemleri böyle. Şey yapınca başkan oyuncu da verme. Zaten Hikmet Ya Karaman'ın kesin. açıklaması var. He? Bro kesin kesin. Hakemi döven oyuncuya kesin yumruk falan atar. Tabii abi adam diyecek ki lan bir buçuk almam 1,2 alırım. Kafam rahat abi, çoluk çocuğum okulum cartı curtu. Ne işim var benim o topraklarda der yani sana. Ya abi onu geçtim sen. Bak tüm tribünlerin gözü önünde. Kendi teknik direktörünü ana avrat küfür edebilir mi bir insan? Yani sen kulüp başkanısın. Bu gerçekten yaşanmış. Bunu yazan gazeteciler de var zaten. Ben Bu size adam isteyen, inanmayan olursa atabilirim haberleri yani. Üç gün önce Fair Play ödülü vermişler ya. Al işte. Hani Ya işte siyasi bağlantıları kuvvetli işte adamın. Naniskası anasını satayım. Bu adama gerçekten Fair Play ödülü vermişler yani. Yok 3 gün değil, geçen sezon vermişler o ödülü. Geçen sene ya 2022'de vermişler. 2 sene falan olmuş. Yok 2022'de vermişler. Mesela o gün hangi davranış içinde oldu buna fair play verdiler? Onun bilen var mı mesela? Hani şunu yaptı bunun için fair play Ben aldı. biliyorum abi. Kendi teknik direktörün ana avrat küfür ettiği için vermişler. Yok ya, onun için vermemişler. O kadar değil ha. Bir şey yapmıştır o, güzel bir şey. Mesela ne bileyim sokak hayvanlarına mama vermiştir. Örnek veriyorum. Bir şey yapmıştır. Ona göre vermişlerdir. Ama bu adam sicilli bir adammış zaten. Bak Hikmet Karaman da diyor. Beni de dövdü diyor ya. Koca Abi adam, bak koca sana bir şey adam dövmüyor. söyleyeceğim. Bu Hikmet gerçekten Karaman'ı dövmüş. Evet ya, ya Hikmet Karaman saldırdığını dövmüş. biliyorum Bulaş abi. Saldırdığını biliyorum. Çünkü Şimdi şöyle hayır, toplu başka hoca araya demiş bana girmişler. yumruk attı diyor ya hocam. Ya atmış onu biliyorum. Şöyle olay şu. İki defa oluyor hatta bu. Yani sadece bir defa yaşanmış olaydı. Bir kulüp yönetim, ben bizzat görüştüğüm için biliyorum. Bir kulüp yönetimde yöneticilerle beraber toplantı yaparken yöneticiler araya giriyor. Bir de Denizli maçı sonrası futbolcuları ve Hikmet Hoca'nın üstüne yürüyor. Soyunma odasına gelip. Yani ayrı ayrı yaşanmış olaylar.
E niye bir şey desene olacak? Diyemezsin ki. Adam zaten oraya atanmış. Seçilmiş değil, atanmış. E zaten arkası da sağlam. Vekil mekil yürütür götürür. Bu kadar basit. Abi kime ne diyeceksin? Bu ya bak yani o kadar çok bildiğim var ki daha. Yani mesela şöyle bir mevzu var. Şimdi Fenerbahçe'nin spor tüf direktörü kim atıyorum? Şu an bir adam vardı yabancı, ismi gelmiyor. Marco Branco. Mesela Marco var. Şu an memnun Fenerbahçeliler. Daha önce de bir tane adam vardı. Komolli. Kimse memnun değildi. Değil mi? Fenerbahçeliler işte Komolli kovdu Ali Koç. Ankara Gücü'nde bir sportif direktörü vardı. Taraftar istemiyordu abi. Kovdu dedi. Sportif direktör hala çalışmaya devam ediyor ama resmiyette kovdu. Yani insanlara da dala geçen biri yani. İnsanları gerizekalı yerine koydu. Ben size daha çok iddiada bulunayım bak. Benim aklıma da gelmişti birisi seslendirmiş. Şimdi benim kafama uyuyor. Al iddia bak, bu Somali'yle Türkiye'de adam öldürmedi mi? Türk vatandaşını. Evet. Ha, bilmiyorum işte, al size hiçbir şey unutturmak için. Abi bir işte yani adam Afrika'nın şimdi bu Komaliler şey Komali diyorum bu Somaliler şey abi ben biliyorum bu Somalileri. Mesela bu adamlar o kadar şey ki memleketler o kadar böyle medeniyetsiz ki adamlarda pantolon yok abi. Entari giyiyorlar, etek giyiyorlar şey gibi. Bak yemin ediyorum ben bunları iyi biliyorum. Etek giyiyorlar ya bildiğin. Ondan sonra götlerini kaşıyorlar. Böyle böyle geziyorlar. Ondan sonra o elle gidip makarna yiyorlar. Bak spagetti diyorlar öyle. Makarna yemez. Yemin ediyorum bak Allah belan versin ya. Pilavlan muz yerler. Ekmek yemez, ekmeği yemez muz yerler. Abi her şeyi elle yiyorlar. Anlatabiliyor muyum o elle falan? Böyle böyle adamlar. Sen ülkende trafikte kızıyor. Motokuryeyi öldürüyor abi. Ondan sonra elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor abi. Sen vatandaşını öldürdün. Ya ben aslında niye anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Hani böyle konspirasyon teorisi falan ülkede, yapmıyorum bu da ülkede, burada, bu ülke böyle bir şey işte. Her, bak bu olay her şeyi unutulur yani. Abi. Ama Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından gelen adam vatandaşını öldürüyor. Elini kolunu sallayarak gidiyor. Ahkam dövmüşler çok mu ya? Biz neyi konuşacağız abi? Ülke bitmiş. Finish kaldı. İşte. Ama bence en güzel cümleyi şey kurmuş Cüneyt. Ben çok beğenmem Cüneyt Özdemir'i ama doğruyu söylemiş abi. Bu olay herhangi bir ülkede olsa TFF başkanı istifa eder ya. Abi onlar seçimle gelmiyorlar. Seçimle gelen adam istifa eder. Anlamadığımız abi, şey. Seçimden gelen de istifa etme gibi. Ya, seçimle gelmiş gelmemiş baba şerefin varsa tamam mı? Şerefin varsa bak Avrupalı insanlara şerefsiz diyoruz ya diyorlar ya. Avrupa'daki insanda şeref, haysiyet var böyle şeylerde. Adamlar böyle durumlarda istifa ediyorlar. Anladın? Avrupa'daki insanlarda şeref, haysiyet var. Bizimki yerde demek ki şeref var mı yok mu onu göreceğiz bakalım. Anladın? Yani kendini buradan böyle şey çıkarmak yani işte bunları işte yaptıranlar şöyle geçeceksin kardeşim. Bu olay senin döneminde olmuş. İstifa edeceksin. Diyeceksin ki ne? Ben bu işi yapamadım. Ben bu rezilliği yapamadım. Ben burada yani ben yapamadım kardeşim. Benim hakemimi benim dönemimde yumrukladılar. Bunu yapacaksın ve çekeceksin kenarda. Anladın? Öyle badem bıyıklarla dolaşmayacaksın ortada. Abi bu Kulüpler Birliği'nin görevi nedir? Ne iş yapar bunlar? Kulüpler Birliği'nin görevi tamamen tavsiye üstüne. Yani böyle bağlayıcı bir karar alamıyorlar. Tamamen tavsiye yapabiliyorlar işte. Bir de tavsiyede bulunuyorlar. O tabi yani onun şey bir bağlayıcılığı yok ama mesela onun Premier League var orada, o da şirket değil mi işte, Kulüpler Birliği şirket mesela. Orada mesela hakemler onlara bağlı, hakemlerin maaşını kulüpler ödüyor. Çoğu kararları onlar alıyorlar. Oradaki Futbol Federasyonu mesela FA o çok şey değil, o biraz daha çok temsili duruyor orada. Çok gereksiz böyle abi bir, o zaman. Ama gereksiz de kardeşim bak burada olay ne biliyor musun? Bu Türk futbolunda çok büyük paralar dönüyor ve bu paraları bırakmak istemiyorlar. Burada çok insan besleniyor. Abi ben yanlış bundan vazgeçemiyorum. Zaten Kulüpler Birliği gerçek bir kurum olarak sayılmıyor değil mi? Türkiye'de. Dernek gibi bir şey yani. Ya kararları bağlayıcı değil yani. Evet evet gerçek bir kurum olarak sayılmıyor. Yani TFF gerçek bir kurum olarak kabul etmiyor diye biliyorum ben. Hatta zaten öyle bir bağlayıcılığı yok dedi ya onunla alakalı. Hatırlarsanız dört büyük başkan şey yapmıştı. Dört büyüklerin başkanları bir show yapmıştı. Bir yere çıkmışlardı televizyon programına. Hatta birisi de şakayla karışık demişti ya. Biz istediğimizi gideriz. Kulüpler başkanı olarak ne de olsa bizi ciddiye almıyorlar gibi öyle bir laf vardı.
Orada öğrenmiştim ben. Ulan ne rezil bir ülke ya. Yemin ediyorum ülke rezil oluyor. Bu arada Erkan abi. Ben bir avukata yazdım. Halil Bey odasında şu an. Elmacık bir... kimliğinde çatla koymuş. Geçmiş olsun. Sağlık durumunu açıklıyorlar şu anda. Erkan abi bir tane avukat var. Spor avukatı. Aynı anda FIFA lisanslı menajer bir hanım. Odaya gelecek birazdan. Birkaç yani şey bütün spor şeylerini falan başka bir odada söylüyordu da. Yazdım ona. Biz de aydınlatacak işte TFF'nin hangi kararları verebileceğini falan filan. Haberin olsun birazdan geleceğim dedi. Kim dedi? TFF'nin şu an yapması avukat. Gereken... Ha, avukat bir kadın. Yazdım ona. Geleceğim karar birazdan. Şu TFF mi karar olacak? Şu TFF'nin ya işte, var. Ali Mutlu'nun hakemliği bırakmış falan. Ya. Bırakmış mı? Hı-hı. En doğru karar. O da ani alınan bir karar. Çok duygusaldır. Yarın bunu kahraman gibi getirirler. Yeniden döndümler. Aa bırakmış harbi. Ben de gördüm şimdi. Ama bir dakika bu kim geçmiş bunu? Penaltı spor. Aha A sporu vermiş. Enteresan. Ama bırakır canım yani. Sen de bırakmaz mısın? Yani şimdi düşünüyorum da. Gayet normal bir şey bırakmadı. Hüseyin Göçek bırakmadı. Trabzon mu çocuk dövdüydü yani saldırmıştı. Bırakmadı. Hüseyin Göçek miydi? Evet, ya, Hüseyin Göçek demiş. Pardon. Volkan Bayarsan aynı. Abi bilmiyorum ya. Bunu biraz ya bak hakemleri ne kadar sevmeyiz etmeyiz falan da şimdi düşünsene bu çocuğun bu adamın çocuğu falan yarın okula falan gideceğiz yani ne bileyim. Yani. Ama bunun şeyini diyoruz temellerini bu TFF atıyor işte onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ya canım. Bu bir şey değil abi. Ankara Gücü belki çok büyük bir camia değil. Yarın öbür gün bak diyorum büyük sana bir camia. Büyük camialar farklı reaksiyonlar olur yani. Ankara Gücü camiası özür dilemiş. Özür mü dilemiş? Evet. Kendi resmi hesabından paylaşım mı yapmış? Evet, evet kendi resmi hesabından paylaşmış. Bir okusana. İşte Ankara Gücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumunda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz. Yani doğru bir açıklama. Neden? Çünkü sonuçta Ankara Gücü Kulübü'nün yani büyük bir ceza yeme durumu var bu durumda. Yani öyle düşünüyorum en azından bildiğimden değil ama büyük bir ihtimal ne bileyim ceza yerler değil mi? Yerler de yapan başkan yani şimdi adamın önce ceza alması lazım. Ya abi. Öyle de ama sonuçta bilmiyorum ya bence Ankara Gücü'ne bence de vermemediler ama bence verirler. Ya bence de vermemediler ama bilmiyorum işte o yüzden bir avukat geleceğim demişti o bunun cevabını biliyor. Ya verebilirler mi? Kanun, ya bence öyle kanun, bir şey yoktur ya. Yani bir kulübe lig düşürmek o birkaç tane şeyi vardır. Şike yapacak kulüp. Ne bileyim finansal açıdan olabilir. Ama hakem dövdü diye öyle bir şey var mıdır mesela? Bilmiyorum ki öyle bir madde var mı? Bilmiyorum. Yok ya. Bazı şeyleri de yazıya dökmezsin ya. Kim düşünür ki başkan gidecek yumruk atacak. Ben demin onu demeye çalışıyorum Ceren abiye diyor ya işte Emre böyle böyle yaptı. Ya tam yaptı da abi biz çoğu zaman maçlarda görüyoruz. Teknik direktörler her zaman böyle sinirlenir. Hakemlerin üstüne bile yürür. Ama yani sonuçta laf eder sadece. Ya kim nereden bilecek adam gidecek yumruk atacak yani. Kimin aklına gelir o? Buna bir yaptırım gelmezse bunun arkası kesilmez ama abi. Ya bu kadar basit olmamalı yani. Saha yenip bir hakemi dövmek ne demek ya? Caydırıcı bir ceza verilmezse bundan bir ay sonra, bir sene sonra çıkar başka biri de aynı şeyi yapar. Şey demiş, hastaneye giderken benden bu kadar diyerek hakemlere hakemliği bırakacağını söylemiş. Ha, o sadece, o da duygusal takılmış yani. Ha, sağdan çıkarken bir şeyler yapıyordu. O öyle mi diyordu acaba ya? Hani şey, kendini gösterip el kol yapıyordu ama ne demek istediğini, ne dediğini duyamıyorduk yani. Ben okuyamadım da ne demek istediğini. Herhalde öyle diyordu. Çünkü bir tane videosu var. Hatta resmini paylaştım ya, o resmin videosu. Benden bu kadar falan aynen, orada aynen. Dedi herhalde. Aynen. Beni bu duruma düşürdünüz falan gibisini ben yapacağımı biliyorum. Gibisini konuşuyordu. Haber Global'da da Selcan Amzoğlu ile Mehmet abi yayındaymış. Dur açayım bakayım. Haber Global. Biz bitmişiz de bırakıp. Okey diyor bir şey laf vardı ya.
Okey dönüyorlar diyordu ya. Evet. Bak onlar da şey TFF binasının önünde bekliyorlar. Kim? Şeyde Selcan Hamzoğlu'yla Mehmet abi. Ha bak onları da yayına alalım ya. Yazsanız siz biriniz Mehmet abiye yazın. O da bize bir canlı bağlantı yapsın buradan. Onu da bir dinleyelim bakalım. Yaptır. Ben de gerçi WhatsApp'tan yazayım ona dur. Onlarda bir şey var. Mehmet. Aynen WhatsApp'tan yazalım. Evet çağıralım. Şey gelecek zaten ya bizim avukat var ya şeyler, o gelecek birazdan. Okey. Ortalık karışır ya. Evet. Ortalık karışır da bence bir şey söyleyeyim mi? Ya böyle şeyler daha önce de oluyor ya. Bir iki haftayı unutulur abi. Yani Türkiye futbolunda ya, bence bir haftayı unutulur derken yani her şey normale döner. 10 gün sonra Fenerbahçe maçı var mı? Fenerbahçe. O maç oynanmayabilir ya. Tarihi ertelenebilir. Yok abi bence derbi ertelemezler çünkü o derbiden 5 gün sonra bir derbi daha var ya. Bence olmaz. Belki ertelerler. Olabilir. Taha başkanımız geldi şimdi bak. Evet, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayırlı akşamlar başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Valla iyiyim diyemeyeceğiz çünkü yani böyle bir olay var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Sedat abi. Siz mesela senin tweetini de falan da gördüm ben Taha Başkan. Sen de olanlara farklı gözden bakmışsın. Şimdi bu olay biraz karıştı. Şimdi ben şöyle okuyorum olayı biraz. Bilmem belki sen de ona katılırsın. İnsanlar artık böyle bir şeytan avına, cadı avı diyoruz değil mi biz ona? Cadı avına çıkmışlar. Hani bu olayın sorumlusu işte Ankara Gücü Başkanı değil, işte Ali Koç, işte Fenerbahçelisi karşı taraftan bir muhatap oluyor. Herkes bir şeyin içinde de kimsenin o şey umurunda değil mesela bu Türk futbolu nasıl düzelir. Bir tek ben bir Cüneyt Özdemir'in yazısını gördüm. Yani bu ben kısa da onu bir daha hatırlatmak için okuyayım hatta. O da şöyle diyor. Bak diyor ki aylardır TFF'nin Türk futbolunu yönetemediğini söylüyorduk. Herkes duymaza yattı. Bakın hakemler maçlara çıkmama karar aldı. TFF yöneticilerinin istifa edeceği yok. Bu gece görevden alınmalı hepsi. Yeşil sahalara acil temiz eller operasyonu başlamalı demiş mesela. Henüz hakemlerin sahaya çıkmama kararı aldığına ilişkin net bir şey durum yok. Sesin geliyor mu bu arada Erkan? Geliyor, hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk. Çok fazla zamanım yok, şarjım da az. Açıkçası TFF'nin önündeyim. Sen oradasın gelişmeleri... değil mi? Evet, şu an binanın önündeyiz. Levent'teki binanın önündeyiz. Sercan Hamzoğlu ile beraber buradayız. Onun da sizlere selam var. Erkan'ı kıramadım. Çok kısa bir bilgilendirme geçeyim. Ondan sonra müsaadenizi alacağım. Şu an hali hazırda toplantı devam ediyor. Alınmış bir karar yok. Sosyal medyada, farklı mecralarda hakemlerin maça çıkmayacağına ilişkin söylemler, evet bizler de duyuyoruz. Bu konuyu Sercan ilgililere sordu. Ama henüz bu noktada alınmış bir karar yok. Verilen bir net bir cevap da yok. Evet, bu da seçenekler arasında. Yani hakemlerin maça çıkmama ihtimali var mı? Evet var ama diğer taraftan sıkışık bir fikstür söz konusu. Avrupa Şampiyonası söz konusu. Dolayısıyla hali hazırda zaten önümüzdeki hafta içi bile maç takvimi vardı. Dolayısıyla sıkışık bir fikstür söz konusuyken hakemlerin sahaya çıkmama ihtimali bu durumu biraz daha zora düşürecektir. Kuvvet de muhtemel yetkililer de bunun bir değerlendirmesini yapacaklardır. Bunun bir görüş alışverişini yapacaklardır. Ama şu an görünen tabloda hakemlerin çıkmama ihtimali olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Nihayetinde yaşanan olay kolay bir olay değil. Tamam, zaman zaman hepimizin hakemlere göstermiş olduğu sert tepkiler de vardı. Ama hiçbirimizin işaret ettiği tepki böyle bir tepki değildi. Herhalde Türk futbol tarihinde bir başkanın direkt hakeme bu şekilde saldırı yaptığını ben daha önce bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evet, taraftarlardan tepkiler geldi. Taraftarlardan şiddet uygulayanlar da oldu. Farklı takımlardaki taraftarlardan zaman zaman hakemlerin odaya kilitlendiği anlara da tanıklık ettik. Ama bu şekilde bir atraksiyon yaşanmamıştı. Maalesef bu gece Türk futbol tarihi adına kara bir gece midir? Evet, maalesef kara bir gecedir. Ama bu kara gecenin müsebbibi de bellidir. Bu kara gecenin yaşanmasına neden olanlar da bellidir. Şu an burada bir haberciyim. Bir haberci olduğum için çok böyle takımdaşlık noktasına girmek istemiyorum. Ama
Yarın çok daha başka konuşacağımın da altını çizeyim. Bugün sosyal medyada o yazılan çizilenlere karşı çok daha farklı tepki vereceğimi de belirteyim, onun altını çizeyim. Ama bugün bu işlerin bu noktaya gelmesindeki temel etkenler, temel sebepler bellidir kardeşim. Göz göre göre bu işler bu noktaya geldi. Burada önlem alması gereken kişiler, önlem alması gereken kurumlar Merkez Hakem Kurulu idi. Burada önlem alması gereken Türkiye Futbol Federasyonu idi. Günlerdir yapılan bir eleştiri söz konusuydu. Halil Umut Meler Adana Demirspor maçından sonra ilk defa maç aldı. İlk defa maç aldı. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Zaten sistemde bir sıkıntı var. Bir hakem yönetiminde bir sıkıntı var. Dolayısıyla sen TFF olarak, sen MHK olarak üzerine düşen görevi yapsaydın, kimse kendine böyle bir görev üstlenip hakemlere böyle bir şiddet uygulamazdı ki bu şiddet zaten asla tasvip edilemez. Bunu kimse, bu sözlerimi de yanlış yere çekmesin. Ne olursa olsun böyle bir şiddeti tasvip etmek gibi bir durumda değiliz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu hepimiz el birliğiyle reddediyoruz, reddetmekte durumundayız. Türk futbolunun selameti için böyle şiddetli olaylara hepimizin karşı durması şart ve karşısında olmamız kaçınılmaz. Konuya dönecek olursak buradaki gelişmeleri merak ediyorsunuz. Yine oradan kısaca anlatayım. Şimdi buraya ilk gelen isimlerden bir tanesi Sercan'dı. Sercan hızla TFF binasına geldi. Birkaç yöneticiyle de konuşma fırsatı oldu. Çok fazla gündem, aslında çok fazla gündem var derken şunu kastediyorum. Çok fazla seçenek var alınacak kararlar içerisinde. Bunlardan en önemlisi şu an hemen hemen Türkiye'de 7-24 herkesin gözü kulağı elbette bu hafta maç oynanacak mı oynanmayacak mı? Bununla alakalı alınacak kararda ama henüz net çıkmış, resmileşmiş bir karar yok. Yine bir özel bilgi vardı. Sercan yayında da bahsetti. Onu da size aktarayım. Yarın Merkez Hakem Kurulu Riva'da hakemlerin de olduğu olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Şu an hakemlerden MHK'ye atılan SMS'lerde, atılan maillerde maça çıkmak istemiyoruz tavrı söz konusu. Ama dediğimiz gibi bu ilgili organların, ilgili kurumların alacağı kararla birlikte netleşecek. Şu an hali hazırda Ankara'da reaksiyon da göstermiş durumda. Gerek Cumhurbaşkanı, gerek Adalet Bakanı, gerek İçişleri Bakanı saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlemin başlatıldığını, gözaltı sürecinin başlatıldığını, yine Batı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı başlattığını ki Taha Hocam, bunları o aktarır daha hakim. Ben bu kısmı geçeyim. Ama ciddi manada olağanüstü bir geceden geçiyoruz. Toplantı ne zaman biter? Bunu kestirmek çok zor. Yani bu toplantının ne kadar süreceğini kestirmek çok zor. Ama şu an saate şöyle baktığımda yaklaşık 2 saati aşkın süredir bir toplantı yapıldığını söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel bir o kadar daha sürme ihtimali var. En önemli konulardan bir tanesi maalesef hakemlerin maça çıkıp çıkmayacağı üzerinde yapılan bir tartışma olduğunda altını çizeyim. Gelişme oldukça, buradan bilgi aldıkça sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet. Mehmet abi, özür dilerim, sözünü kestim. Sana bir sorum var. Avrupa'da böyle bir şey olsa, ben Belçika'da yaşıyorum biliyorsun. Avrupa'da böyle bir şey olsa ilk yapacak şey TFF başkanının ilk yapacağı şey istifa etmek olur. TFF Başkanı'nın istifa etmek gibi bir niyeti var mı? Güzel soru. Güzel soru. Bu soruyu TFF Başkanı'na sorma imkanımız olmadı. Çünkü o binaya girmişti. Ama TFF Başkanı'nın yapmış olduğu kısa bir açıklama var. Bu işi bu noktaya getirenler bedelini ödeyecek gibi bir cümle kurdu. Yani bu cümleden... Kendi kendine mi çakmış orada Mehmet abi? Yok, burada üstüne alındığını düşünmüyorum. Yani burada kendini işin içine kattığını düşünmüyorum. Ama yine altını çizerek söylüyorum, bu işlerin bu noktaya gelmesindeki önemli etkenlerden bir tanesi, ben isim zikretmeyeceğim, kurulları işaret ediyorum, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Çünkü ilgili kurumlar bunlar kardeşim, önlemi alacak olan kişiler bunlar, hakem yönetimini, hakem sistemini rayına oturtacak olan bunlar. Futbolu yöneten kurumlar bunlar. Dolayısıyla bu tür olayların önüne geçebilecek olan kurumlar da bunlar. Önlemi alması gereken kurumlar kim? Yine bunlar. Dolayısıyla çok da fazla sağa sola yamulmaya gerek yok. Herkes birilerini suçlamaya çalışıyor. Yok efendim, o öyle açıklama yapmıştı da işte müsebbibi budur. Diğer açıklamaları niye göz önünde bulundurmuyorsun?
Daha önce yapılan açıklamaları niye söylemiyorsun? Tek bir tarafa yıkmaya çalışıyorsun, tek bir tarafa yığmaya çalışıyorsun. Buradan ekmek çıkmaz. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bu işin müsebbibi bellidir. Bu işin bedelini ödemesi gereken kişiler bellidir. Bu bedeli de ödemelilerdir. Bu kadar diyorum. Ağzına sağlık. Sen yayında kal ama ha Mehmet abi, yere gitme. En azından bir şey olursa bize direkt Mehmet işte, ben yine gelirim. Çarş sıkıntım var. Burayı da hani bazı bilgiler de almaya çalışıyorum. Onun için ben şimdilik müsaadenizi alayım. Yine gelirim ama. WhatsApp'tan yazışalım. Bir şey sorabilir miyim çok kısa? Tamam, olur. Ortalama bu toplantının ortalama ne kadar süreceğinle ilgili herhangi bir bilgi kestirmek var mı çok yoksa? Zor. Yani kestirmek çok zor çünkü toplantı sadece yöneticiler arasında gerçekleşmiyor. Bir taraftan MHK ile görüşmeler yapılıyor, yani canlı bağlantılar yapılıyor kendi aralarında. Görüntülü görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan hakemlerden görüşler alınıyor, hakemlerle görüşülüyor. Kulüp başkanları falan yok. Tabii kulüp başkanları yok ama kulüp başkanları kulüplerde yarın itibariyle, mesela yarın Fenerbahçe yönetimi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Kuvvetle muhtemel diğer kulüpler de bu noktada bir reaksiyon alacaklardır. Ve Sercan'la birlikte öngörümüz zannediyorum belki Perşembe günü itibariyle, Çarşamba günü belki hatta kulüpler birliği bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirebilir. Ama şu an devam eden toplantı sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticilerinin izinde olan bir toplantı değil. Aynı zamanda MHK ile görüşüyorlar, aynı zamanda Ankara'dan yetkililerle görüşüyorlar. Kuvvetle muhtemel bakanlarla koordine halinde bu toplantıyı gerçekleştiriyorlar. Çünkü artık 6222 sayılı yasa bu noktada yürürlüğe girdi. Taha hocamın konusuna girmeyeyim. Dolayısıyla bunun da görüş noktasında bir alışveriş yapıyorlar. Sonuç itibariyle bu toplantı kuvvetle muhtemel bir 2-3 saat daha sürer. Teşekkürler abi. O zaman evet, Taha Başkan'a şimdi şey yapalım aslında. Bak, o çok önemli yerde bıraktın. Mesela oradan evet, başlayabiliriz. Evet. Daha hocam, bu arada iyi akşamlar. İyi akşamlar size, kolay gelsin Mehmet ama, Bey. Estağfurullah. Çok sağ ol, görüşmek üzere. Görüşürüz Mehmet abi, sağ ol. Sağlıcakla kalın. Evet, Mehmet Bey gayet güzel aktardı bence. Önce tabii ki bir Türk vatandaşı ve spor sever olarak geçmiş olsun dileyerek başlayalım. Çünkü her ne kadar son 1-2 saatte algı farklı şekilde çevrilse de sporda şiddetin bu zamana kadar devamlı olarak mağdur olan bir kulüp varsa da Fenerbahçe'dir ve bunu derinden yaşamış, daha önce otobüsü kurşunlanmış, çeşitli saldırılara maruz kalmış, biber gazına, küçücük çocukların biber gazına maruz kaldığı, çeşitli spor ve spor nedeniyle yaşanan şiddete maruz kalmış bir takım taraftarı olarak önce konuya gireyim. Tabii ki çok üzgünüz. Türk futbolu adına utanç gecesi. Buna sebep olanlardan, bunun sorumlularından gerekenin yapılacağını da ben tahmin ediyorum ki gelen açıklamalar ve gözaltı kararlarından da bu işin bu noktada cezalandırılacağını düşünüyorum. Zaten şikayete bağlı bir suç değil. Hakemler görev yaptıkları süre boyunca kamu görevlisi kabul edildikleri için Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca haklarında dava açılacaktır. Yani hukuki boyutunda sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamak isterim tabii ki ama orada yani, aslında Taha Başkan tek kaygı ne biliyor musun? Yani kişinin nasıl anlatsak da biraz bağlantıları işte, hani ne kadarını görürüz, ne kadarını duyarız. Ama mesela hemen olacak bir şey var mesela. Direkt işte TFF şunu uygulayabilir Ankara gücüne. Direkt TFF başkanı bunu yapar. Bunları mesela diyebiliyor musun? Yoksa başka bir hukuk süreci mi işliyor burada? Şöyle, yani TFF'nin önce bir idari soruşturma başlatması gerekecek. Zaten gözlemci ve temsilci raporları federasyona gönderilecek. Daha sonrasında bu soruşturma yürütülecek disiplin kurulu tarafından. Etik kurulu da re'sen soruşturma yürütebilir. Daha sonrasında takdir ettikleri kararı ve tavsiye kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine gönderecek. Ben açıkçası buradan bir küme düşürülme cezası çıkabileceğini düşünmüyorum. Dünyada da daha önce çok bir örneği olmadığı için açıkçası burada hani emsal gösterebileceğimiz çok bir örnek yok. Alt liglerde var. Yaklaşık yine Sarper Barışsaka diye bir şu an Süper Lig hakem olan bir hakem. Ankara'da bir bölgesel maçta yine bir futbolcular tarafından dövülmüştü. O takım o zaman küme düşürülmüştü. Burada maç sonrası hakem tarafından yapılan başkan tarafından yapılan bir eylem
Ankara Gücü futbol takımı açısından ne kadar bir cezayla karşılaşır, nasıl bir disiplin süreci yürütülür, bunu öngörmek kolay değil. Biraz açıkçası bu da Türkiye'nin konjektürü itibariyle yaşayarak göreceğimiz bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada sadece bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Açıkçası bence bu olayın önüne geçen bir iki saatlik bir süreç yaşadık. Çünkü normal bir ülkede olması gereken, böyle bir olay yaşandıktan sonra tüm spor paydaşlarını çıkarak yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü ve birlikteliğini bildirdiği bir ortam oluşması gerekirken, her kaos ortamından ortaya çıkan, neye ve kime hizmet ettikleri bilinmeyen, tek amaçları sporda şiddeti teşvik etmek olan bir ikili çıktı önce piyasaya. Daha sonrasında da onu takip eden, birçok kendini fenomen olarak adleden hesaplar, sanki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un hakemlere yönelik bir fiili saldırıda bulunmaları yönünde bir telkini olmuş ve hemen ardından da maçı izleyen bir taraftarın sahaya girerek bir hakeme saldırı gerçekleştirdiği gibi Ali Koç'un azmettirici olduğu yönünde akıl almaz bir algı operasyonu başlattılar. Yani burada başkanın açıklamalarını kırpmaları bir yana, Türkiye futbolunda yıllardır benzer açıklamaları yapıldığı göz ardı ediliyor. Bundan bir sene önce savaşsa savaş, ne gerekiyorsa yaparız, ölümden bile korkmayız, biz bu ligi bitirtmeyiz derken susan futbol cahilleri bugün gelmişler Ali Koç'un yaptığı ve kesilerek paylaşılan açıklamalar üzerinden bu kapkaranlık geceye, bu yaşanan kötü olayları bir camiaya ve bir kulübe yıkmaya çalışıyorlar. Bunların kaygılarını, tedirginliklerini anlıyorum. Onlar özellikle Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe'nin tekrar toparlanma sürecinde olduğunu görünce bu kaygıyla ve hemen fırsat bilerek buraya yöneliyor. Şimdi benim birkaç tane sorum var bunlara. Birincisi, eylemi gerçekleştiren kişi bir spor kulübünün başkanı. Bu başkanın bundan birkaç ay önce yine hakemlerle ilgili bir kere daha Ankara Gücü'nün hakkı yenirse hakemlere başına geleceklerden sorumlu değiliz, ne olacağını bilmiyoruz gibisinden bir açıklama yapmış bir şahıs. Yani bir başkanın böyle bir açıklama yaptıktan birkaç ay sonra bir eylem gerçekleştirmesi, sanki orta zekalı, vasat, sıradan birinin Ali Koç'un açıklamaları üzerine eylem yapmış gibi gösterilmesi tamamen bir algı operasyonunun parçasıdır. Bu konuyla ilgili kulübümüz yarın bir açıklama yapacak. Bunu da ben buradan birinci ağızdan söyleyeyim. Yani o ikili bugün haddini ve hududunu fazlasıyla aştı. Yani bunlar kendilerini kabadayı sanıyorlar. Bunlar kendilerini hukuken dokunulmaz sanıyorlar. Sırtlarını kime dayıyorlarsa o sırtlarını dayadıklarıyla birlikte hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Görelim bakalım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na hakaret etmenin, onu tehdit etmenin cezası hukuk önünde ne oluyor? Görelim. Bugün de çıkmışlar, işte beni 50 kere şikayet ettiniz, bir şey çıkmadı. Evet. Görelim, bekleyelim. Ya şimdi buradaki o kararları okumak da lazım başkanım. Şimdi bak, çok ben mesela o kadar çok aşırı duygusal bir insan değilim ama ben bile ne etkileniyorum yani, isimden adlandırıp Ali deyip devam edip sonra bütün ihaleyi oraya yıkma. Kardeşim, bir geçmişinize dönün bakın, yani tek sizin için kulüp olarak söylemiyorum. Hocan olsun, başka takımın hocaları da olsun, her hafta sistematik bir şekilde hakem hataları konuşuluyor zaten. Bugün televizyonda en çok izlenen, dinlenen program hakem hatalarını konuşuyor zaten. Başka hiçbir şey, evet. Futbol adına sıfır konuşuyor. Gelelim süreci izleyelim. Trabzonspor Başkanı'nın bir hikayesi var. Trabzon'da Fenerbahçe'ye yapılan Vitor Pereira zamanında bir hakem dövme olayı var. O zaman nasıl kararlar alınmış? Bak, bu zamanlarda aslında doğru reaksiyonlar alınsaydı bugünün önlemi alınırdı. Gelelim geçen sezona. Bu ligi bitirmeyiz gibi açıklamalar da duyduk. Bak, farklı söylemler. Ne oldu abi? Bütün ihale şimdi başkanın en son söyleminden başkana mı ihale oldu? Niye en akla kalan galiba Ali Koç bir şey söyledi. Herkesin aklında o kaldı gibi. Burada tamamen şu anda futbol dışı herkes ihaleyi birisinin üstüne etmeye çalışıyor ama kimsenin zerre futbol umurunda değil yani. Yani öyle. Yani bundan daha 3-4 gün önce Trabzonspor'un bir açıklaması var. Geçmişte Hasan Kartal'ın açıklamaları var. Yani sanki Türk futbolu güllük daha vardı. Başkanım, bir şey söyleyeceğim de birazdan, evet, bir canlı yayına bağlanacağız.
ligi bitirmeme durumu falan varmış. Tescil etme durumu varmış. Eğer olursa ben senden rica edeceğim de direkt canlı yayına bağlayacağız kendimizi orada. Ama siz devam edin. Şimdilik bir şey yok. Tabii ki. Yani bu noktada her zaman ortada bir düzen bozukluğu varsa dediğim gibi şiddeti kesinlikle kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Ama burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi zaten budur. Yani Türk futbolunda adaleti, huzuru, barışı, organizasyonlarının güvenliğini, sağlığını sağlamakla sorumludur. Yani hakemlerle ilgili tepkiler çok artmıştı. Yani maalesef böyle çok üzücü bir olay yaşandı. Olacaksak bu şekilde kurtaralım, yolumuza devam edelim diyor. Bir kısmı diyor ki ligler çok sıkışık, fikstür çok sıkışık. Biliyorsunuz 2024 Almanya'da oynanacak turnuva var, Avrupa Şampiyonası. Buraya zaman yok diyor. O yüzden diyor böyle bir karar almayalım diyorlar. İçeride şu an bu konuda şiddetli bir şekilde tartışılıyor. İkinci kısımda Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığı yönünde çok ciddi sosyal medyada iddialar var. Bunu da sorduk. Şu an için federasyonda her şey çok sıcak, toplantılar devam ediyor. Böyle bir henüz bir müracaat, böyle bir durum söz konusu değil. Evet, kendine bir şey yok. Zaten kendisi şu an hastanede müşahede altında, tomografi çekildi. Herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını, çok durumunun yani bu konuda iyi olduğunu ama bu gece müşahede altında kalacağını zaten hastane bilgi geçti. O yüzden o bilgide doğru olmadığını buradan izleyicilerimize son dakika aktaralım. Toplantı devam ediyor. Toplantının ne zaman biteceği yönünde devamlı içeri mesaj atıyoruz. Kendileri henüz bir saat süre veremiyorlar. Toplantı çok ciddi bir şekilde devam ettiğini, çok birden fazla konular var. Çünkü bundan sonra izlenecek yol haritası çok önemli. Şimdi buradan hakem dayak yedi, bitti. İşte iki gün sonra her şeyi unutalım, hayatımıza devam edelim, futbola devam edelim kısmında çok ciddi bir eleştiri var içeride. Bunu kabul etmiyor TFF yöneticileri. Bunun kesinlikle bir yaptırımı olması lazım. Bu yaptırımın bedelini kimler ödeyecekse ödesin ama hakemlerimizi koruyacağız. Bundan sonra böyle bir şeye kesinlikle müsaade edilmemesi lazım. Kimsenin, yöneticilerin bile bundan sonra televizyonlara çıkıp hakemleri yerden yere vurabilecek bir durumu gelmemesi için yeni maddeler konuşuluyor. Bakın bunu da ilk defa izleyicilerimize aktarıyorum. Yeni bir madde yapalım ve bundan sonra hakemleri ve Türk futbolunu kurtaracak hamleler yapalım. Gerekirse bir maç değil iki maç sahaya çıkılmasın hakemler ama bu işi kökten temizleyelim diyen içeride yöneticiler var şu an. Çok sıcak gelişmeler bunlar. An be an burada izleyicilerimize aktarıyoruz. Bize de bilgi geldikçe şu an sıcak bilgiler bunlar sevgili Mehmet. Önemli konulardan bir tanesine değinim aslında. Ligin kaderini etkileyecek bir karar çıkabilir içeriden. Çünkü hali hazırda şu anda Türkiye'de sadece spor severler değil. Türkiye'de hemen hemen herkes içeriden çıkacak bu kararı bekliyor. Ligler ertelenecek mi? Bu hafta hakemler maça çıkacak mı tartışması varken şimdi de liglerin bir ertelenme durumu söz konusu olabilir. Çünkü yöneticilerden bazıları böyle bir önerimde bulunuyor. Diyor ki yani bugün erteledik, yarın hayat her şey aynı şekilde devam edecekse bir sonraki maç yine bir hakem bu şiddete maruz kaldığı zaman ne olacak kısmındalar. Şimdi herkesin endişeleri var. Bu olay çok ciddi bir olay. Şimdi bunu nasıl doğru bir yola sokarız kısmında doğru kararlar verelim diyorlar. Yani hatta belki bu gece çok uzun süre toplantılar olacak, bir karar çıkamayacak buradan. Belki yarın bir daha bu konuyu toplanacaklar Riva'da veya Levent binasında. Bu konuyu tekrar masaya yatıracaklar. Çünkü doğru bir karar alalım diyorlar içeride. Yani hakemleri bu tatmin edecek bir karar alma yani noktasındalar yani. Bir maç hakemleri karar aldılar, çıkmıyorlar sahaya. İkinci maç her şey normal. Ama tekrar bu olay aynısı olup bir daha bir hakem şiddete maruz kalacaksa bu da doğru değil diyorlar. O zaman yeni bir madde ekleyelim diyorlar profesyonel disiplin kurumuna. Ve bu tarz durumlarda neler yapılabilir? Hakemleri nasıl koruyabiliriz? Kalıcı bir çözüm istiyor. Tatminden öte güvence altına almak. Güvence altına almak istiyorlar. Belki şöyle bir madde alabilir. Bundan sonra hiçbir başkan, yönetici hakem hakkında ağır eleştiriler yapamayacak maddesinde koyulabilir. Şimdi bunlar hepsi masada şu an konuşuyorlar. Ve içeride çok ciddi bir hararetli bir toplantı geçiyor. Ben bunu net olarak size söyleyeyim. Veyahut da yöneticilerin, teknik heyetin veyahut da yedek kulübesindeki futbolcuların saha içerisinde belli bir çerçevede girebildikleri noktalar var. Belki de onlara daha da fazla bir kısıtlama getirilme durumu olabilir mi? Böyle bir şey bence olabilir. İşte kalıcı çözümler üzerinde duralım diyor yönetim kurulu üyeleri. Belki artık hiçbir yönetici başkan saha kenarına inemeyecek. Şimdi başkan bunu yapan. Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki taraftar sahaya atlıyordu işte. Güvenlik güçleri onları tutuyordu. Ve şimdi kulüp başkanları sahaya çok rahat inebildiği için hali hazırda akredite olabiliyorlar, inebiliyorlar.
E şimdi nasıl bir önlem alınacak? Koskoca bir kulüp başkanı dünyadan son aklımıza gelecek bir şey gitti hakemi dövdü. Şimdi bu buna çözüm arıyor içeride. Yani bir maçta bu işi kurtarmayla olmaz diyor yöneticiler. Buna kalıcı bir kararlar almamız lazım. Kalıcı çözüm bulmamız lazım. Hakemleri güvence altına almamız lazım. Bir önceki yayında aktardığım önemli bilgi var. Yarın Merkez Hakem Kurulu'nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantıda hakemler de yer alacak demiştim. Tabii bu hakemlerden gelen bir talep, yoğun şekilde SMS gönderdiklerini ifade etmiştim. Hakemlerin de bu talebi burada etkili olabilir mi? Yani tabii ki şimdi hakemler toplanacaklar. Sıkıntılarını yani ne olursa olsun artık bir güven sarsıldı hakemlerde. Korku işlerine geçti. Sonuçta sahada bir hakem. Belki de yarın bizim de başımıza gelebilir mi bir hatalı kararda? Şimdi kulüp başkanları hepsi tamamı maçtan sonra çıkıp hakemi eleştiriyor. İşte burada bizim hakkımız yendi. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi hata yapmıyor mu hakemler? Kesinlikle hata yapıyor. Karşılığında zaten dinlendiriliyor. Şimdi bunun şiddete dönmemesi gerekiyordu. Şimdi burada artık bundan sonra ne yapılacak? Hakemler bunlarla alakalı bir çözüm istiyor. Olmaz. Şimdi yarın toplanacaklar ve ondan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakemlerden gelen talepler doğrultusunda Futbol Federasyonu Başkanı ile bir toplantı yapacak. Futbol Federasyonu'nun yapılan toplantıdan sonra Kulüpler Birliği Başkanları bir araya gelmeyi düşünüyorlar. Sayın Ali Koç, onların olduğu bir WhatsApp grubu var. Orada mesajlaşmalar oldu. Biz de Kulüpler Birliği Başkanları olarak en kısa şekilde sizi bilgilendireceğiz. Bir araya gelelim denmiş. Bak bu da özel bir bilgi olarak aktarıyorum. Kulüpler Birliği'nin olduğu bir WhatsApp grubu var. Bütün başkanların olduğu. Orada şu an konuşuluyor. Biz de ne yapmamız gerekiyorsa bu konuda bir araya gelelim. Futbol Federasyonu'nun yanında olalım. Alacak bütün kararlara biz de destek olalım. Hakemleri koruyalım kısmındalar. Şimdi böyle gelişmeler de var. İçeride toplantı devam ediyor. Yani artık o kadar gündem sıcak ki bir yerden bir yere onun paydaşları şu anda teyakkuza geçtiler. Senin söylemlerinden en azından benim anladığım bu olağanüstü bir durum söz konusu ve bu sorunun çözülebilmesi noktasında herkes elini hatta gövdesini taşın altına koymaya hazır anladığım kadarıyla. İki önemli konu vardı. Onlardan bir tanesi akıllardaki en önemli soru şuydu. Hakemler sahaya çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu hala varlığını korurken bu kez de liglerin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Bazı yöneticilerin böyle bir talebi oldu. Toplantı hala hazırda devam ederken ama buna karşın yine bu talebe karşı çıkan yöneticiler de var. Ligin ve fikstürün sıkışık olmasından ötürü hala hazırda Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Avrupa Şampiyonası olduğu için çok kritik. Yani şimdi Almanya'da çok önemli bir turnuvaya çıkacağız ülke olarak. Yani şimdilik bu kadar yeter. Zaten birazdan galiba şeyi yaptım. Çağırdım Sercan abiyle Mehmet abi de geldiler. Burada bir farklı bilgilendirme yapar. Ta başkan istersen devam et. Kusura bakma ben seni biraz böldüm orada da. Ama değerli bir açıklamaları da. Yani lig bitirilir evet, mi evet. Bilmiyorum ama masadaymış yani. Yani ben şunu... Daha bir de sana zahmet var. Sabah bakar mısın? Önemli. Tamam bakıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de Sercan Bey'in son yorumlarına katılıyorum. Şimdi bir de bu olay nedeniyle ülkenin futbol reklamı ve futbol dünyasındaki itibarını sarsabilecek bir durum. Bence burada bu tamamen şahsi yorumum. Yani ne hukukçu kimliğim ne de Fenerbahçeli kimliğim ne yaptığım bir yorum değil. Onun altını çizeyim. Bence biraz burada ülke itibarını da ilgilendirdiği için devletin de bu konuya müdahale olacağını düşünüyorum. Liglerin ben iptal edileceğini ya da ertelenebileceğini düşünmüyorum. Belki bir iki maçlık böyle bir şey olabilir ama hem bunun üzerine böyle bir karar almak, yazın Avrupa Şampiyonası varken böyle bir karar almak devre arasında çok fazla futbolcunun ülkeyi terk etmek istemesine de sebebiyet verebilir. Yani böyle büyük bir kararın altından ne yazık ki Türk futbolu kalkamayabilir. O nedenle ben hani belki birkaç maçlık bir tepki olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında hatta ben açıkçası bu son gelişmelere kadar maçların ertelenmesini değil de hakemlerin maç başlarken protesto edip birkaç dakikalık protestolarla maçlara başlayacağını düşünüyordum. Ben hala bu ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyorum. Federasyonun ertelemek gibi bir yetkisi var ama iptal etmek, bir beyaz sezon ilan etmek bana çok yakın bir ihtimal gelmiyor. Ertelenmesinde takvim nedeniyle çok zor olacağını düşünüyorum. Bence de ya biraz. Orada ama birkaç dedi galiba ben mi yanlış duydum? Ta başkan şey dedi değil mi o
hani ertelenebilir yönünde, bazılarının da şey ertelenebilir hatta ligin bitmesi yönünde. Bu lig bunu kaldırmaz yönünde değil mi? Ama o çok azınlıkta bir sestir ya bence. Ama ya ben burada... devletin bu konuya müdahale olacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek Spor Bakanlığı nezdinde gerek Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu olaya müdahale olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumum. Peki şeyi sorayım ya, biraz şey dışı ama sessizce mesela Fenerbahçe Kulübü nasıl bir yol sürmeli burada? Yani benim şahsi fikrim şöyle söyleyeyim, ben taraftar olarak şey, mesela TFF Başkanı'nın istifa etmesi bence çok olumlu bir harekettir. Hani bir şeylerin değişmesi için birisinin oradan gitmesi, yeni birisinin gelmesi gerekiyor. Mesela Fenerbahçe böyle bir yol güdebilir mi, yoksa daha farklı bir şey mi yapacaktır? Ben Fenerbahçe'nin bu noktada bence kulüpler birliği bazında bir, hani kulüplerin bir araya gelerek yapacağı bir tepkiye dahil olacağını düşünüyorum. Bu da şahsi yorumum. Çünkü hali hazırda tek başına Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum yok. O nedenle Fenerbahçe'nin tek başına bir aksiyon alıp o aksiyonu diğer kulüplerle birlikte yürütmek yerine tek başına yürütebileceğini düşünmüyorum. Ben kulüplerden açıkçası bu noktada federasyonun ve kurulların sorumlu tutularak onların istifaya davet edileceği bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bana gelen bilgilerde de, başka kulüplerden aldığımız bilgilerde de bu işte sorumluluğun Mehmet Büyükekşi üzerinde, Türkiye Futbol Federasyonu kurulu ve yetkililerinin üzerinde olduğuna dair kendi aralarında fikir alışverişinde bulunduğu geldi. Ha, bu ne kadar yansır biraz takımların ben gündemi de takip edeceklerini düşünüyorum. O nedenle hani burada biraz dediğim gibi ülke konjonktürü itibariyle biraz yaşayarak göreceğimiz bir süreç olacak bence. Sevin, istersen sen de söz al, ya da sorun olacaktır belki büyük ihtimal. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de hani çok geç time'da gördüm. Gerçekten üzücü bir durum. Ama en çok üzücü olanında tamamen bu tarz olayların Fenerbahçe'ye yansıtılması, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yansıtılması, sadece sanki hakemlerle ilgili yorumları Ali Koç yapıyormuş gibi. Abi biz bu ülkede, ben mi yanlış hatırlıyorum Erkan, beni düzelt istersen. Bu ülkenin bir şehrinde hakem dövülmedi mi bir taraftar tarafından? Hakemler sahaya kilitlenmedi mi? Eski bir futbolcu, Galatasaray formalı futbolcu hakeme saldırmadı mı Cüneyt Çakır'a? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında ne zaman bunları gördüler de bizden biliyorlar. Daha geçen sezon bir başkan vekili bu ligi bitirtmeyiz diyerek Türkiye güvencesinde olan ligi tehdit etmedi mi? Yine ondan öncesinde Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu rakibine saldırmadı mı? Abi bunlar yapılırken neden bir algı oluşturuldu? Direkt Ali Koç üzerinden bir algı yapıldı. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben çok üzüldüm Halil Umut Meler'e. Evet, kızıyoruz, öfkeleniyoruz bazen. Bazen argü kelimeler de çıkıyor ağzımızdan. Bütün taraflar camiası yapıyor bunu. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki Ankara Gücü Başkanı'nın yaptığı bir ayıp, yaptığı bir hatalı davranış Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a yansıtıldı. Doğrudan bize yansıtıldı. Ahmet Arcanlı'nın sözü paylaşıldı. Bugün bir tane gazeteci müsveddesi, hiçbir gazete tarafından kabul edilmeyen YouTube'da yayınlar yapan adam Fenerbahçe camiasına bela okuyor. 18 yaşındaki Twitter fenomenleri Ali Koç üzerinden algı yapıyor. Abi bizim bu ligde otobüsümüz kurşunlandı, faillere bulunamadı. Zamanının Galatasaray Kongre üyesi Göksel Gümüş de Fenerbahçe maçları çıkmazsa yanına kalmaz diye açıklama yaptı. Biz bunları yaşadık. Hakemlerle ilgili her türlü sıkıntısı olan adamlar bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yükleniyorlar. Şimdi ben Taha Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bu sosyal medya fenomenleriyle ilgili, karşı camia tarafında yönetilenlerle ilgili bir işlem yapacak mısınız? Artık hani artık troll mü bunlar? Bunlar ne yani? 18 yaşındaki çocukların burada insanları tehdit etmeleri, tahrik etmeleri,
Yani nereye kadar sürecek? Hadi biz aklı başında insanlarız, bunlara uymuyoruz. Ama bir gün bizim içimizden de 19 yaşında, 20 yaşında geçenler de çıktı. Biri birini buluşmaya çağırdı, birisi öbürünü buluşmaya çağırdı. Bunların arkasındaki güç ne? Ben neden mesela bunların attıkları tweetleri neden atamıyorum? Bunları kimler koruyor? Bunları kimler besliyor? Ben çok merak ediyorum, onu sormak istiyorum sadece abi. Çok şu an toplantı şu an dağılıyormuş bro. Şimdi Mehmet abiler gelir o zaman biraz. Siz sen şeyi söyle. Bakın açıklaması yapacaklar büyük ekşi. Aynen. MYK başkanı filan. Tamam, dinleyelim onu da bu arada. Ben şey onu yaparım. Onu burada canlıdan verirsin Erkan abi. Veririm onu ben şimdi. Biraz zaman bunu vereyim. Ben cevap vereyim hızlıca. Tabii lütfen. Görüşler için teşekkür ederim sanırım Semih Bey'de. Şimdi şöyle bir durum var. Yani biz yaklaşık 2 senedir bunu yapan şahıslar hakkında düzenli olarak yaptıkları eylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çoğu soruşturma da devam ediyor. Ama ben mesela size şöyle bir örnek vereyim. Siz kafanızda canlandırın. Şu an mesela Çağlayan Adliyesi dediğimiz İstanbul Adalet Sarayı'nda spor şubeye bakan, yani spor suçları ve sporda şiddet teşvik ve benzeri konulara bakan 6222 kapsamında bir tane görevli savcı var. Dosyaların çoğu bu savcımıza düşüyor. Biz şikayetlerimizi yapıyoruz bazen fiziken, bazen UYAP sistemi üzerinden. Çoğu hakkında da soruşturma devam ediyor. Şimdi bu özellikle anonim hesaplarla ilgili söyleyeyim. Diğerleriyle ilgili süreç daha hızlı işliyor ama anonim hesaplarda Twitter'ın kendi gizlilik kuralları nedeniyle, merkezinde Türkiye'de bulunmaması sebebiyle çok özel suçlar dışında Twitter bilgi paylaşımı yapmıyor. Şimdi bizlere de geliyor ihbar olarak çok fazla bu kişilerin kimler olduğu, adreslerinden, telefon numaralarından. Tabii biz bu maillere cevap bile vermiyoruz. Çünkü bu bildirimler kanuna aykırı. Yani burada kişisel veriler olabilir. Biz bu mesajları hiç kale almıyoruz, bizim mail sistemimize düşen. Alamayız da, yani bir hukukçu olarak bir taraftar değiliz. Burada bir çok ciddi bir iş yapıyoruz. O nedenle bu bilgileri biz hiç kendi uhdemizde depolamadan, bunları almadan direkt siliyoruz. Zaten spam olarak düşüyor çoğu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani aslında bu şahısların yakalanabilmesi için IP üzerinden araştırma yapılması lazım. Çoğu VPN kullanıyor. Hatta size yakın zamanda, isim vermeden anlatayım, bir takımın, büyük bir takımın, bir taraftar grubunun lideri ifadeye çağrıldı bizim şikayetimiz üzerine. Kendisi bu grubun lideri olmadığını, o atılan tweetle ilgili herhangi bir bağışıklığının, bağdaşlığının olmadığını ileri sürdü. IP denediğinde de, IP bakıldığında da yurt dışından geldiği düşünüldüğü için bu dosya faili meçhul birimine aktarılarak dosyanın daimi takipte kalmasına karar verildi. Yani şimdi böyle bir ortamda tabii ki biz dediğim gibi kişisel verileri koruma kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, bir de soruşturmalar genel ilki olarak gizlilik esasına tabi. Burada yargılanan, soruşturulan şahısların isimlerini, bilgilerini veremiyoruz. Çok fazla soruşturma var ama burada biraz aslında dediğim gibi ülkenin, Adalet Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın bu işin üzerine düşmesi gerekiyor. Yani bu şey gibi düşünün. Yani biz bir karınca gibi hissediyoruz bazen kendimizi. Yani biz bir su taşıyoruz, tamam tarafımız belli oluyor ama yani o kadar büyük bir yangın var ki bizim taşıdığımız suyla bir yere kadar. O nedenle yani bu ne tek başına Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey, ne tek başına bizlerin yapabileceği bir şey. Burada daha köklü önlemler alınması gerekiyor. Bu hangi takımdan olursa olsun. Bakın ben daha önce de söyledim. Yani bizim bazı gönderilerimizin altına yorum atanlar oluyor. Yani ben işte falanca tarihte şu hakeme sinirlendim, dayanamadım, küfür ettim. Size de bir sürü mesaj attım. Bize yardımcı olmuyorsunuz. Kardeşim sen bir hukuksuzluk yaptıysan biz bu hukuksuzluğun arkasında olmayız. Kim olursan ol. Yani herkesin böyle yaklaşması gerekiyor. Doğru olan bu. Ama dediğim gibi sistem doğru olmadan tek başına doğru olman mümkün değil. O nedenle yani elimizden geleni yapıyoruz. Arkalarında biri var mıdır, yok mudur?
Hani bunlar spekülasyon olur. Eğer bir şiddet bitecekse, buna sebebiyet veren kim varsa topluca bununla mücadele edelim. Eğer herkes bu noktada olacaksa benim bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Size ben hani şu konuda teşekkür ederim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak siz işinizi düzgün yaptığınız için ben şunu şahsen biliyorum. Galatasaray'ın kendi taraftar avukatları, burada örnek veriyorum, bir Fenerbahçeli taraftar farklı bir duruma girdiği zaman onlar da dava açabiliyorlar. Ama siz bakın ne kadar güzel söylüyorsunuz. Biz kişisel verilerin koruma kanunu nedeniyle kimseye bilgilerini vermiyoruz diye. Ben bunun birebir şahidiyim. O arkadaşlar kendi fenomenlerine, örnek veriyorum, ben hani buradan birisi bir tweet atsın, bütün bilgileri yayılıyor. Ya şimdi bana, ben mesela size DM'den gönderecektim, bir tane arkadaş Fenerbahçe'nin yöneticisiyle ilgili, Burak Kızılhan'la ilgili, o kadar hani bariz tweetler atmış ki, bu adamın ismi soy ismi belli. Ben bununla ilgili zaten yarın muhakkak başvuru yapacağım. Ki Çağlayan'daki dediğiniz savcıyı da ben birebir çok iyi tanıyorum. Kendisiyle de görüşmem oldu. Kendisiyle de birebir görüşmem oldu. Ha şu, hani şu tweet'in hesabını vermesi lazım. Savcıya rüşvet veren, bu çok özür dileyerek söylüyorum bu kelimeyi, yanlış anlamayın. Savcıya rüşvet veren bu yavşak hakemlere de veriyordur. Bunu da Burak Kızılan için söylüyor. Ali Koç azmettiricidir, şikeci Fenerlisin, sen de derhal istifa et olan. Ha bu adamlar Türkiye'de yaşıyorlar. Ve bu adamlar elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. Birazdan hakemler hastane önünde açıklama yapacaklarmış. Maçlara çıkmayacağız diye. Yazık, gerçekten yazık. Federasyon açıklaması başlıyor bugün herhalde şu an. Hemen oraya. Ben onu bulalım. Yo, bende var şu an. Heh, tamam. Şimdi girelim yine. Tamam. Her türlü karar içeride tartışıldı. Çünkü çeşitli bu konuları bir günde bir maçla işi bitirmeyelim kısmında çok ısrarcı olan yönetim kurulu üyeleri oldu. Bakalım başkan bununla alakalı nasıl bir aksiyon alacak? Belki bugün yapacağı açıklamanın net bir karar da almamış, bununla alakalı da olabilirler. Yarın bu konuyu tekrar masaya yatırabilirler. Çünkü çok önemli kararlar. Yani bunlar kolay, hemen 2 saatte de belki işin içinden çıkamayacağı kararlardır. Bir süreliğine de yani herkesin istediği, hakemlerin maça çıkmak istememesi yönünde verdikleri devamlı mesajlar var. Bu da çok dikkate alınacaktır. Ve dediğim gibi birkaç dakika içinde Sayın Başkan burada olacak, geliyor dediler. Biz de kendisine bu soruları zaten bizzat soracağız. Aslında yeni gelen bilgiler vardı bize. Neydi o bilgiler? Kısaca bir daha tekrar edelim. Türkiye Süper Lig hakemleri bilgisayar üzerinden mazeret bildirdikleri, yani maça çıkmama noktasında mazeret bildirdikleri. Birinci konu buydu. İkincisi ise hemen akabinde, hemen ardına gelen bir diğer bilgi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin tüm hakemlere maçlara çıkmaması noktasında çağrı yaptı ve dakikalar sonra da başkanın açıklama yapacağı söylendi. Acaba bu gelen bilgiler ışığında yapılacak bir açıklama mı? Şöyle, zaten Merkez Hakem Kurulu Başkanı içeride geldi burada. Zaten hakemlerin talepleri de kendisine SMS'le geldi. Yarın onları Riva'ya çağırdı. Şimdi Merkez Hakem Kurulu, ona gelen baskılar üzerine 1 saat önce o da buraya geldi. Sayın Başkan'la toplantıya gitti Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Birazdan belki kameralar önüne çıkmayabilir o. Çünkü sordum, çıkacak mı kameralar önüne. Kendisi açıklama yapmayacak dedi. Sadece Mehmet Büyükekşi açıklama yapacak dedi. Muhakkak hakemlerin zaten taleplerini de Sayın Başkan'a iletmiştir. Maça çıkmak istemedikleri yönünde. Bu kesin bir bilgi zaten. Yani bunun başka bir durumu yok. Hakemler zaten maça çıkmak istemediklerini bildirdiler. Ama federasyonun bu sıkışık fikstürde nasıl bir karar alacağı merakla beklediğimiz konularda. İkiye bölünmüş yönetim kurulları. Bir kısmı böyle yapalım, cezalar artıralım. Bir kısmı işte ertelersek milli takımın toplanma sürecine etki ederiz kısmında. Çok çeşitli içeride takvim var. Bunların üzerinden 2 saattir zaten, 2,5 saattir içeride toplantı yapıyorlar. Dediğim gibi çok kısa bir süre kaldı. 2-3 saat için. Açıklama yapmasını beklemiyoruz. Hayır, bugün İvanoğlu bir açıklama yapmayacakmış. Sorduk şimdi iletişim ekibine. Sadece Mehmet Büyükekşi'nin açıklama yapacağını söylediler. Federasyon Başkanı'nın yapacağı bir açıklama var. Zaten onlar da az önce ifade ettiler. Hatta geliyorlar değil mi? Sayın Başkan geliyor, gelecek dediniz ama şu anda onlar da burada hazırlıkları yapıyor içeride iletişim ekibi. Bununla alakalı. O yüzden
buradan birkaç dakika biraz sonra soruların cevaplarını Sayın Mehmet Büyükekşi'den alacağız. Şöyle mi yapsak? Çünkü Sümeyye'nin de içeride konukları var, stüdyoda konukları var. Onlar da bu konuya ilişkin önemli bilgiler, önemli değerlendirmeler yapıyorlar. Dilersek şöyle yapalım, sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Çünkü az önce gelen bilgi Sayın Başkan'ın geleceği yönündeydi. Ama zannediyorum birkaç dakika daha sarkacak gibi çünkü. Birkaç dakika daha sarkacak gibi geliyor. Başkan kapı tekrar kapandı. Kapı tekrar kapandı. En çok merak edilen konu Türkiye ligin kaderinin ne olacağı noktasında. Tabii bizler burada fikirlerimizi elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda fikirlerimizi belirttik ama biraz sonra Sayın Başkan bu noktada net bir açıklama yapacak ve merak edilen o soruda cevabını bulmuş olacak diyelim. Sözü şimdilik stüdyoya bırakalım ama açıklama olur olmaz yine karşınızda olacağız Sümeyye. Mehmet teşekkür ediyorum. Burası tam neresi bilen var mı? Şato gibi yer burası ya, biraz farklı bir yer gibi geldi. Normal TFF binası değil mi burası? TFF binası girişi. TFF binası mı? Evet, TFF binasının girişi. Çok tarihi bir yere benziyor burası ya. Riva değil mi bro? Ya ben hiç bilmiyorum, bilen varsa söylesin. Buranın girişi zaten böyle ya. Bekleyelim biraz daha, bakalım ne olacak, ne çıkacak yani. Ama ben öyle şey bir karar alınacağını düşünmüyorum ya. Bekleteceklerdir. Hakemleri de biraz sakin. Bu arada Ankara Gücü başkanına gidiyor. Oku. Ne açıklaması? Şey varmış ya. Kendisinin şey olmuş. Ne, kalp krizi geçirmiş kendisi. Ne? Şöyle. Kalp krizi mi? Oğlum adam bildiğin şeyden tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıktı. Makam aracına bindi. Tamam, o şey olabilir. İfadesini vermeye gidiyor yani. Tutuklanacak gibi bir halim var. Ne bileyim lan ben. Öyle gözüküyor mu yani? Ceylan adam kalp krizi geçirmiş kardeşim. Kalp krizi geçirmiş adamı sen hapse yerine götürecek halin yok. Ha, kalp krizi geçirmiş yani. Kalp krizi. Hasta şey ne, çürük. Yani çürük raporu verilmişler öyle adama. Yani rezilliğin daniskası yani, adam hakeme yumruk atıyor, gözünü şişiriyor, iki kişi arkadan tekme atıyor. Bu adamlar tutuklanmıyor.